Rüyada banka. Çağdaş ulemaya göre bankaya para yatırmak, gizli arzularınızın gerçekleşeceğine, bankadan para çekmek, birinden borç alacağınıza, bir bankada işe alınmak muhtemelen durumunuzun tümüyle değişeceğine işarettir. Rüyada bardak. Çağdaş ulemaya göre bardak satın almak, kontrolsüz harcamalar yapacağınıza, bardak hediye etmek, itibar ve saygınlık kazanacağınıza, değerli bir bardağa sahip olmak, birinden hediye alacağınıza, bardak kırmak, ayrılığa, kırık bardak görmek, şansınızın iyi gideceğine, boş bardak görmek, bir yere misafir olacağınıza, ancak istenmeyeceğinize, bardağı suyla doldurmak, oldukça sağlıklı olacağınıza, suyla dolu bardak görmek, ilgi göreceğiniz bir toplulukla karşılaşacağınıza, bardağı ağzına kadar dolu olarak görmek, bir çekişme yaşayacağınıza, bardaktan su içmek sağlığınızın yerinde olacağına işarettir. Rüyada barışmak. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a göre rüyada barışmanın üç tabiri vardır. Ömrün uzaması, kuvvet, herkesçe beğenilen inanç ve davranışa sahip olmak. İbn-i Sirin'e göre barışmak ömrünüzün uzayacağına, barışırken birini fesada davet etmek, davet ettiğiniz kimseyi gerçek hayatta hayra davet edeceğinize, öfkeyle birini din yoluna davet etmek, davet ettiğiniz kimseyi gerçek hayatta kötülüğe çağıracağınıza işarettir. Rüyada baston. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a göre baston görmenin üç tabiri vardır. Hüküm sahibi kimse, saygın kimse, iş konusunda sağlamlık. Allame Meclisi'ne göre elinizde bir baston olduğunu görmek, kuvvet bulacağınıza, bir bastona yaslandığınızı görmek, büyük bir şahsiyete itimat edeceğinize işarettir. İbn-i Sirin'e göre elinizde baston olduğunu görmek, saygınlık kazanacağınıza, bastonunuzun zayi olduğunu görmek, bunun aksine tabir edilir. Kirmani'ye göre elinizde baston olduğunu ve bu bastonun uzadığını görmek, muradınıza ereceğinize, bastonunuzun kısaldığını görmek, namertlik göreceğinize işarettir. Rüyada baş, kafa, kelle. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a göre rüyada insan kafası görmenin 11 tabiri vardır. Reis, önder, baba, anne, emir, alim, para, erkek evlat, uşak veya cariye, kadın, zenginlik. Başınızın ağrıdığını ve temiz bir elbise giydiğinizi görmek, liderler ve büyük şahsiyetlerle arkadaş olacağınıza, işinizin yolunda gideceğine ve bahtınızın açık olacağına, başınızın ağrıdığını ve kasaplar gibi kirli elbise giydiğinizi görmek, bir liderden yana sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Hazreti Daniel Aleyhisselam'a göre insan kafası görmek, bir grup liderine bir yerden veya birinden kesik baş aldığınızı görmek, sevgi duyduğunuz büyük bir şahsiyetle arkadaş olacağınıza, ondan hayır ve menfaat elde edeceğinize, vücudunuzda herhangi bir yara olmaksızın başınızın gövdenizden ayrıldığını görmek, liderlikten azledileceğinize veya ebeveyninizden ayrılacağınıza, herhangi bir yaradan dolayı başınızın bedeninizden ayrıldığını görmek, zenginseniz fakirleşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize, tutsaksanız serbest bırakılacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, dermansız bir hastalığa yakalanmışsanız bu hastalık neticesinde öleceğinize işarettir. Allame Meclisi'ne göre başınızın kesildiğini görmek, Allah yolunda şehit olacağınıza veya söz sahibi biriyle aranızda husumet çıkacağına, birinin başını kesip bedeninden ayırdığınızı görmek, oğlunuzla aranızda bir sorun yaşayacağınıza, aynı rüyada başını kestiğiniz kimsenin etini yediğinizi görmek, eşinizi azarlayacağınıza veya onun malını yiyeceğinize işarettir. İbn-i Sirin'e göre bir yere atılmış kesik baş görmek, liderlerden oluşan bir grubun bir araya geleceğine, hangi hayvana ait olduğunu bilmediğiniz bir kelle yemek, birinin sermayesini yiyeceğinize, kanatlı bir hayvanın başını yemek, söz sahibi birinin malını yiyeceğinize, birçok kesik başın yanı sıra daha önce ölmüş bir kimsenin kafasının size getirildiğini görmek, kafaları getirilen insanların önderinin sizi ziyarete geleceğine,
ve ondan hayır göreceğinize, aynı rüyayı bir kadın görmüşse bir zenginden hayır ve menfaat elde edeceğine, koyun kellesi yemek ömrünüzün uzun olacağına ve helal rızık elde edeceğinize, sığır kellesi yemek yıl içerisinde bol miktarda mal elde edeceğinize, keçi kellesi yemek cömert bir kimseden mal elde edeceğinize işarettir. Kirmani'ye göre başınızın büyük olduğunu görmek, önder ve saygın bir kimseden hayır ve menfaat elde edeceğinize, iki başlı olduğunuzu görmek, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve ömrünüzün uzayacağına, başınızın açık ve yalın olduğunu görmek, işinizi kaybedeceğinize ve bu yüzden fakirleşeceğinize, başınızın kanadığını ve bu esnada bir şeyler arzu ettiğinizi görmek, biriyle işinizin yargıya varacağına, beyninizin yere düştüğünü görmek, elinizdeki sermayeyi kaybedeceğinize, yerdeki beyninizi alıp tekrar başınıza koyduğunuzu görmek, kaybettiğiniz sermayeyi yeniden elde edeceğinize, başınızın yağlandığını görmek, hayır işler yapmaya muvaffak olacağınıza, hiç tanımadığınız bir adamın kesik başını elinizde görmek, bir miktar para bulacağınıza, aynı kesik başı yere attığınızı görmek, bu parayı hayır yolda harcayacağınıza veya malınızın zayi olacağına, kesik bir başın sizinle iyi şeyler konuştuğunu görmek, adil ve insaflı biri olacağınıza, kesik bir başın sizinle kötü şeyler konuştuğunu görmek, insafsız biri olacağınıza, başınızın ikiye ayrıldığını, yarısının sağ elinizde, diğer yarısının da sol elinizde olduğunu görmek, ebeveyninizin vefat edeceğine, ikiye ayrılan başınızın tekrar birleştiğini görmek, ebeveyninizin hastalanacağına, sonra tekrar iyileşeceklerine, başınızın avuçlarınızda olduğunu görmek, önder ve saygın bir kişiden hayır ve bereket elde edeceğinize işarettir. Cabir Mağribi'ye göre başınızı tıpkı fil kafası gibi görmek, mal bulacağınıza ve yöneticilik yapacağınıza, başınızı tıpkı aslan kafası gibi görmek, fesat ve harama yöneleceğinize, başınızı tıpkı at kafası gibi görmek, söz sahibi birinden mal ve nimet elde edeceğinize, başınızı tıpkı ayı kafası gibi görmek, bahtınızın açık olacağına ve muradınıza ereceğinize, başınızı tıpkı koyun kafası gibi görmek, cehalete veya cahillere yenik düşeceğinize, başınızı tıpkı deve kafası gibi görmek, bir komuta görevini üstleneceğinize ve düşmanı alt edeceğinize, başınızı tıpkı horoz kafası gibi görmek ve kafirlere özenmek, küfre meyledeceğinize, başınızın camdan olduğunu görmek, öleceğinize, başınızın altın veya gümüşten olduğunu görmek, mal elde edeceğinize, başınızın taş veya demirden olduğunu görmek, lafazan birinin hizmetinde olacağınıza, başınızdan ateş çıktığını görmek, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğini işarettir. İsmail Eş'as'a göre başınızın dört ayaklı hayvanların başına benzediğini görmek, üzüntü ve sıkıntıya, yırtıcı hayvanlara benzediğini görmek, söz sahibi olacağınıza ve düşmanlarınızı alt edeceğinize, kanatlı hayvanlara benzediğini görmek, yolculuğa çıkacağınıza, kendi başınızın pişirilmiş olduğunu ve onu yediğinizi görmek, sermayenizi yiyeceğinize, başınızın gövdenizden ayrıldığını, sonra tekrar eski haline geldiğini görmek, şehitlik derecesine ulaşacağınıza, yanınızda kesik bir baş olduğunu ve eşinizin hamile olduğunu görmek, erkek çocuğunuz olacağına, başınızın tıraşlı olduğunu görmek, kocanızın vefat edeceğine, kızarmış kelle yediğinizi görmek, mal elde edeceğinize işarettir. Cabir Mağribi'ye göre kızarmış kelle yemek riyasete, kızarmış kelle satın almak veya birinin size kızarmış kelle verdiğini görmek, bir kimseden menfaat elde edeceğinize, çiğ kelle yediğinizi görmek, öncü ve saygın bir kişinin dedikodusunu yapacağınıza işarettir. İsfahani'ye göre insan kafası babaya veya öncü kimseye, başınızın kesildiğini görmek, ebeveyninizden ayrılacağınıza, başınızın elinizde olduğunu görmek, ebeveyninizle bir araya geleceğinize, başınızı boynunuza bağlamak, nakit veya borç olarak birinden mal alacağınıza, yanınızda kesik başlar olduğunu ve dans ettiğinizi görmek, bulunduğunuz bölgede sözü geçen bir şahsın belaya uğrayacağına işarettir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım.
Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.